Merhabalar. Bugün sizlerle açıları öğreneceğiz. Açıyı oluşturan ışınları ve köşeleri belirleyeceğiz. İsimlendireceğiz, sembollerle göstereceğiz. Açıları standart olmayan birimlerle ölçeceğiz ve standart ölçme birimlerinin gerekliliğini açıklayacağız arkadaşlar. Hemen açılara başlayalım. Işın nedir? Bir ucu sınırlı, diğer ucu sınırsız uzayabilen doğrulardır arkadaşlar. Baktığımızda okçunun oku, bakın, bir ışındır arkadaşlar. Işınlar büyük harflerle adlandırılır. Örneğin başlangıç noktası A, B ışını şeklinde diye okunur arkadaşlar. Açı nedir? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim yerindeki açıklığa açı diyoruz arkadaşlar. Yine bir ışın çizelim, başlangıç noktasını belirleyelim. Sonra bir ışın daha çizelim arkadaşlar yanına. İşte bu arasındaki açıklığı arkadaşlar biz ne diyoruz? Açı diyoruz arkadaşlar. Açı her yerde vardır. Mesela çocuğun kollarına bakalım arkadaşlar. Açıları göreceksiniz. Örneğin odamızın duvarındaki saatin akrebiyle yelkovandaki açıya bakalım. Eşeğin kolundaki açıya bakalım. Yine penceredeki açılara bakalım. Yine arkadaşlar pastanın üzerindeki kekin açısını görmeye çalışalım. Bakın şuradaki açıyı görelim arkadaşlar. Yine penceredeki açılara bakalım. Bakın bunların hepsi birer açı. Koldaki açı, saatin akrebiyle yelkovanı arasındaki açı. Yine masadaki açılara dikkat edelim arkadaşlar. Bakın hayatımızın her yerinde açılar vardır arkadaşlar. Makasın bıçakları açının kenarlarıdır arkadaşlar, kollarıdır. Vidanın bulunduğu nokta ise açının köşesidir. Bakın makas arasındaki açı. Saatin akrep ve yelkovan açının kenarlarıdır. Bunların birleştiği yerdeki kırmızı pim ise açının köşesidir arkadaşlar. Yine çocuğun açık olan kolu ile bedeninin açının kenarlarıdır. Koluyla bedeninin birleştiği omzu ise açının köşesidir. Arkadaşlar aşağıdaki kapının aralığına yani açıklığına dikkat edelim. Kapının oluşturduğu açılardan hangisi daha büyüktür diye bir soru geldiğinde. Bakın arkadaşlar hangisi daha küçüktür? Pardon. Arkadaşlar baktığımızda açıklık en az birinci kapıda. O halde en küçük olan birinci kapıyı işaretliyoruz. Bakın burada açıklık daha fazla, burada açıklık en fazla. Yani açı en büyük burada, en küçük burada. Devam ediyoruz. Saatin üzerindeki akrep ve yelkovan birer ışın olsa aradaki açıklık da bir açıdır arkadaşlar. Bakın o A ışınıyla o B ışınının arasındaki açıklığı şurada gösterecek olursak şu arkadaşlar bir açıyı ifade etmektedir. Şu açıklıkta bir açıdır arkadaşlar. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. A noktası başlangıç noktası olsun. Bir ışın çizelim. Bir ışın daha çizelim. İsimlendirelim. AB ışını ve AC ışını olsun. Bu iki tane ışının başlangıç noktasından birleştirilmesiyle oluşur. Uçları uzatılabilir arkadaşlar. Bakın şuradaki oklardan da görüyorsunuz uzatılabilir. Bir çeşit V harfine de benzemekte arkadaşlar. Yine başlangıç noktası açının köşesi yani B noktası. Işınlar ise açının kenarlarını oluşturur. BA ışını bir kenarı, BC ışını diğer kenarı ve ortadaki pembe açıklık ise açıdır arkadaşlar. Açıyı ifade ederken açı bulunan yeri ortaya yazacağız. Yani B köşesini ortaya yazacağız arkadaşlar. Söylerken de A, B, C açısı şeklinde ifade edeceğiz. A noktası açının köşesidir. O halde A noktası araya yazılacak arkadaşlar. Açı yazılırken açının köşesi olan nokta harf ortada olacak şekilde yazılır. O halde bu açı arkadaşlar C, A, B açısı şeklinde ifade edilir. Dikkat etmeliyiz. Tek bir tane ışın ile açı oluşturamayız arkadaşlar. Bakın bunun herhangi bir yerinde açığı yoktur. Tek ışınla açı oluşmaz. Örnek yapalım arkadaşlar. Yine açının adı köşesindeki harf ortaya gelecek şekilde yazılarak adlandırılır. Burada B açısı ortada olduğu için
A, B, C açısı şeklinde isimlendiriyoruz. Bakın B'yi ortaya yazdık. Her zaman köşedeki açı ortaya yazılır arkadaşlar. Üç harfli isimlendirmede. Açılar açı işaretiyle gösterilir. Arkadaşlar açı işareti şapka ters V gibi ya da yan V gibi arkadaşlar gösterilebilir. Örnekte yapalım. A, B, C açısı. Bakın B ortada. K, L, M açısı. L ortada. Şimdi arkadaşlar tek harfle gösterimde köşedeki A açısı yine B açısını da açı B şeklinde yani bir açı şeklinde de gösterebiliriz arkadaşlar. O köşe olsun arkadaşlar. O A ışını birinci kenar, O B ışını ikinci kenar olursa okunuşları arkadaşlar 3 harfle gösterim ve 1 harfle gösterim vardır. 2 tane. 3 harfle gösterimlerde arkadaşlar A, O, B açısı ya da açı A, O, B veya B harfiyle de başlayabiliriz. B, O, A köşeyi ortaya yazmak şartıyla yalnız veya B, O, A şeklinde gösterebiliriz. Tek harfli okunuş çok kolay arkadaşlar. O açısı şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. Açının ölçülmesi, bir açının ölçüsü kenarları arasındaki açıklığın ölçüsüdür arkadaşlar. Yani şu iki kenar C ışınıyla D ışının arasındaki açıklık ölçüsüdür arkadaşlar. Açı ölçüsü birimi de derecedir arkadaşlar. Derece arkadaşlar, bakın bir çemberin çevresini 360 eş parçaya bölelim. Her biri bir derecelik açı oluşturur. Mesela O A ışınıyla O B ışını arasında bir derecelik bir açı var. Bir çemberde 360 tane bir derecelik yani 360 derece eş derece vardır arkadaşlar birer tane. Bir derece bir üzerine sağ üst köşesine küçük sıfır biçiminde gösterilir arkadaşlar. Açı ölçü birimi derecedir. Arkadaşlar derece işareti küçük sıfır üstte küçük sağ üst köşeye sıfır işaretiyle gösterilir. Bu işaret açı ölçümünün sağ üst köşesine konur ve derece diye okunur. Örneğin A'yı okuyalım 30 derece, B 90 derece, C 45 derece, D de 180 derece diye okunur. Arkadaşlar saat kadranı daire şeklindedir. Bunun içinde iç açıları toplamı 360 derecedir. Saat kadranı 12 eşit parçaya bölünmüştür. Bundan dolayı 2 saat aralığı 360'ı 12'ye bölersek 30 derecedir arkadaşlar. 12 saat olduğu için 360'ı 12'ye böldüğümüzde her bir saat arası 30 derece. Akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı ve akrep ile yelkovan arasındaki yani dış açısı da büyük açıyı ifade eder arkadaşlar. Bakın her bir saat arasında 30 derecelik açı var. Buraya dikkat. Örnek yapalım. Analog bir saatte saat tam 5 iken akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? Arkadaşlar soru işaretiyle gösterilen saat tam 5'teyken açı ne olur? Öncelikle 12 ile 5 arasında 5 aralık var. Her aralık 30 dereceydi. 30 çarpı 5 150 derecedir arkadaşlar. Açılar ya açı ölçer ya da gönye ile çizilir, ölçülür arkadaşlar. Açı ölçer ve gönye arkadaşlar bunlar. Açılar iletki yani açı ölçer ile ölçülür. Sıcaklık derecesi ile açı derecesini birbirine karıştırmamalıyız arkadaşlar. Açı ölçer yani iletki. Bakın C köşesini açı ölçgenin açı ölçerin ortasına yerleştirirsek arkadaşlar. Bakın CK ışını kaç dereceden geçiyor? 60 dereceden geçiyor. O halde bu iki ışın arasındaki açıklık yani açı 60 derecedir arkadaşlar. Işını adlandırırsak KCD açısı 60 derecedir diye söyleriz. Arkadaşlar küçükse KCD eşittir 60 derece. Küçükse ölçüsü demek arkadaşlar. O halde şöyle okuyoruz. KCD açısının ölçüsü 60 derecedir şeklinde ölçüyoruz. Yine bir örnek şöyle de tek harfle de gösterirsek arkadaşlar. C açısının ölçüsü 60 derecedir şeklinde de gösterebiliriz. Açıları nasıl çizeceğiz? Arkadaşlar açıları açı ölçerle çiziyoruz. Öncelikle bir ışın çizelim. Bu ışının başlangıç noktasına iletkenin yani
Açı ölçerin arkadaşlar. Ortasını tam ortaya gelecek şekilde yerleştirelim. Bakın tam ortasına ışının başlangıç noktasını yerleştirdikten sonra buradan arkadaşlar 10, 20, 30, 40, 50. 50'yi işaretledik. Daha sonra bir ışın daha çizdik arkadaşlar işaretlediğimiz yerden. Şimdi bakalım buna. Çizdiğimiz 50 derecelik açı bu şekilde arkadaşlar. Buradaki açıklık kaç dereceydi? Şu açıklık 50 derece arkadaşlar. Örnekler yapalım. A açısının ölçüsü 90 derecedir arkadaşlar. Açı ölçerle ölçtüğümüzde. B açısının ölçüsü 30 derecedir. C açısının ölçüsü de 120 derecedir arkadaşlar. Bakın. İkizkenar gönye ve çeşit kenar gönye. İki çeşit gönye var arkadaşlar. Açılar açı ölçer ve cetvel kullanılarak çizilir. Şimdi 70 derecelik bir açıyı aşama aşama çizelim arkadaşlar. Öncelikle bir ışın çiziyoruz. Noktalarını belliyoruz. Başlangıç noktasına A, diğer noktasına B diyoruz. Sonra 70 dereceyle arkadaşlar gönyenin tam ortasını A noktasına yerleştiriyoruz ve C noktasında 70 dereceyi işaretliyoruz. Daha sonra arkadaşlar AC ışınını da birleştirdiğimizde CAB açısı 70 derece 70 derece şeklinde buluyoruz arkadaşlar. Açılar nasıl ölçülür? Tekrar bir örnek daha yapalım. Arkadaşlar ABC açısının ölçüsüne baktığımızda A bakın BA ışını 40 dereceden geçmiş. O halde arkadaşlar biz ABC açısı 40 derecedir diyoruz arkadaşlar. Açılar açıölçer ile ölçülüyor arkadaşlar. Açıölçerin işaretli noktasını yani şurada gördüğünüz işaretli noktayı tam ortaya arkadaşlar başlangıç noktasına dayıyoruz. Sonraki ışının kaçtan geçtiğine bakıyoruz. O halde o ışın kaç derece olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Açı ölçüsü birimi neydi arkadaşlar? Dereceydi. Aşağıdaki nesnelerin hangisi bir açı oluşturmaz? Kalem açı oluşturmaz arkadaşlar. Tek bir ışın gibidir. Makasın iki kolu arasında açı ölçülür. Maşanın iki kolu arasında açı. Saatin akrep ve yıl kovu arasında açı oluşturur. Fakat kalem tek bir ışın gibi olduğu için oluşturmaz. Açı, aşağıdakilerden hangisi açı kavramını tanımlar? A. Açı iki nokta arasında noktalar kümesidir. Yanlış. Açı iki nokta arasındaki en kısa yoldur. Yanlış. Açı bir noktadan çıkan iki ışının birleşim kümesidir. Evet arkadaşlar iki ışının birleşim kümesi arasındaki açıklığı açı diyorduk. Yani cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar aşağıdaki açılardan hangisi açı ölçümünde kullanılır diyor. Arkadaşlar açı ölçümünde neyi kullanıyorduk? Açı ölçeri yani B şıkkını kullanıyorduk. Yandaki açıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Sembolle açı M biçiminde gösterilebilir. Evet bu sembolle gösterebiliyorduk. Verilen açının adı M açısıdır. Bakıyoruz köşede M olduğu için M açısıdır doğru. Sembolle arkadaşlar M üzeri şapka şeklinde de gösterebilir. M açısı evet gösterilebilir. Bir geniş açıdır. Hayır bakın arkadaşlar küçük yani dar açıdır. Yani cevabımız hangisi yanlıştır diyor. D şıkkı yanlış. Aşağıdakilerden hangisinin ölçüsü diğerlerinden büyüktür? Arkadaşlar baktığımızda burada açı ölçerle bakarsak arkadaşlar en büyüğünün A şıkkında olduğunu açıklık en fazla bakın açıklık en fazla A şıkkında olduğu için cevabımız A şıkkı. Sakla sözlüğünde açı oluşturan kaç tane harf vardır diyor arkadaşlar. S harfinde açı yok. Diğerlerinde var. Bakalım arkadaşlar. A harfindekine bakalım. Bu şekilde. K harfindekine bakalım. Bu şekilde. L harfindekine bakın arkadaşlar. Bu şekilde iki ışığın arasındaki açıklık da açıdır arkadaşlar. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.